Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu tamamen VB'deki select metodu için ayırdım. Neden select metodu için ayırdım? Şimdi VB'deki en problemli, en çok hata yapılan ya da en çok hataya sebep olan metot select metodudur. Select metodu hayatımıza şöyle giriyor. Biz buradan record makro diyoruz. Daha bu şeye yeni başlarken VBA'de yazılım yaparken ilk başta böyle bir özelliği var. Sizin yaptığınız işlemleri kaydediyor record makro kısmı. Ama şöyle düşünün. Record makro aslında size kod yazmanız için koyulmuş bir şey değil. Sadece çok böyle ufak tefek şeylerde bir şeyleri otomatize etmek için koyulmuş bir şey record makro. Yaptıklarınızı kaydetmek. Yani sizin doğru kod yazmanızı sağlayacak bir tool olmadığı için kendisi yaptığı şeyleri kaydediyor ve kendisinin yaptığı şeyler de doğru olmayabiliyor. Şöyle düşünelim. Mesela bir tane record makro kaydedelim. Bir record makro kaydetmek ne demek bu arada? Tabii bir makro kaydedelim. Şimdi şunu aldım. Bunu aldım. Buraya kopyaladım. Şuraya da Mehmet yaptım. Şimdi gidelim bakalım bu nasıl bir kod hazırlamış bizim için. Edit diyelim. Bakın. Diyor ki ilk önce burayı seç diyor. Kopyala diyor. Git burayı seç diyor. Burayı yapıştır diyor. Sonra burayı seç diyor. Sonra buraya Mehmet yaz diyor. Yani bu olabilecek herhalde en yanlış kod. Ama şimdi buraya bakarak kodlamayı, VBA'de kodlamayı öğrenen bir insan bunları ilerleyen aşamalarda da kullanacak. Ve ne olacak? Hata yapmasına sebep olacak. Arkadaşlar, Stack Overflow'u gezin. Bütün yazılım sitelerine bakın. VB'de kullanabileceğiniz en kötü metot select'tir. Hatta hiç yapılmasa bence daha iyiydi. Ondan dolayı ben sırf bu select için bir ders ayırdım. Şimdi size select'i nasıl kullanmanız gerektiğini ve select'i aslında kullanacaksanız nasıl kullanmanız gerektiğini, aslında hiç kullanmasanız daha iyi olacağını anlatacağım. Şimdi yeni bir modül ekleyelim. Şimdi select'in mantığı şu: sub select kullanımı diyelim. Select'in mantığı şu. Arkadaşlar biz dedik ya, bunların her biri birer obje. Bunların birleşiminde birer obje olarak şeyde VB'de hepsi var. Yani şu alan mesela bir obje olarak tanımlayabiliyorsunuz VB'de. Şimdi bu alanın bir şeylerini değiştirmek, bu alanla ilgili işlem yapmak için illa seçmenize gerek yok. Bunu o alana tanımlayabiliyorsunuz. Mesela şu anda ben hangi alanı seçmişim? C3'ten E9'a kadar, değil mi? Bakın, range C3'ten E9'a kadar olan alanı şöyle de kopyalayabilirim ben. Bakın, kopyaladım. Yani benim illa bu alanı önce seçip sonra kopyalama yapmama gerek yok. Peki bana diyeceksiniz ki şimdi hocam, bunu bu şekilde yapmak var, bir de select de yapmak var. Ne olacak? Ne sıkıntı olacak? Şu sıkıntı olacak. Siz eğer bunu select derseniz ve başına şey koymazsanız, yani bir worksheet şeyi koymazsanız, siz sheet 1'de işlem yapmak istiyorsunuz. Kodun önceki kısmında sheet 2'de kaldınız. O zaman siz bu kodu koşturduğunuzda gidip sheet 2'de aktif sayfada bulunanı seçer. Siz burayı seçtirmek istiyorsunuz. Buraya da yazdığınız başına sheet 1. Hocam doğru da yazdım. Sheet 1'dekini git, burayı seç dedim. Ama ben kodumun önceki sayfalarında sheet 2 kaldı. Seç dediğimde bana diyecek ki seçemedim. Bakın, bu alanı seçme işlemim başarısız oldu diyecek. Neden? Arkadaşlar şöyle düşünün. Seçmek fiziki anlamda seçmekle aynı şey. Yani siz elinizin altında olmayan bir şeyi seçebilir misiniz? Mesela masanın üstündeki tabakları seçeceksiniz. Bir de masanın altında tabaklar var. Siz diyorsunuz ki masanın altındaki git şu tabağı seç. Masanın üstüne koymadan ben o tabağı seçemem ki.
Bu da aynı 12 gibi. Eğer seçmek istiyorsanız ve aktif sayfa o değilse hata verecek. Ha, şimdi diyeceksiniz ki aktif sayfa bu. Peki ben bir tane daha sayfa koydum. O zaman ne yapacak? O zaman bir de öyle yapalım. Gelecek aktif dosyadaki sheet 1'deki alanı seçecek. O zaman doğrusu ne arkadaşlar bunun? Doğrusu bir de başına şunu koymak. Workbooks. Öncekinin ismi neydi? Bakın şimdi size şeyi de göstereceğim. Name diyelim. Mehmet XLSB. Şu sayfadasınız. Dediniz ki Mehmet Workbooks. Mehmet dosyasındaki sheet 1'in şu alanı seç dediniz. Hadi bakalım. Diyecek ki yine hata veriyorum. Yani select gördüğünüz gibi her şeyi doğru yapsanız da sizin ufacık bir hata ya da gözden kaçırdığınız bir detaydan dolayı sürekli hata verecek ve siz oturup bunu saatlerce düşüneceksiniz. Bu arada bu belki arka planda 10 tane dosya açık olacak, başka bir işlemler olacak. Yani bunu tek satır gibi düşünürseniz kolay gözüküyor ama aslında bu kadar kolay değil. Diyeceksiniz ki ya ben nerede hata yaptım? Onun için Select'i kullanmayın. Hiç kullanmayın. Nerede kullanın? Eğer sizin şöyle bir şeyiniz varsa şöyle yapalım. Hatta şu this workbook yapmayayım. Şunu yazayım da kafanız karışmasın. Eğer aktif dosya ve aktif sayfa sizin istediğiniz dosya ve sayfaysa o zaman seçme işlemi yapabilirsiniz. Başarılı da olur. Bak dosyayı aktif ettim. Hadi bir sheet 2 aktif olsun. Gittim sheet 1'i aktif ettim. Sonra gittim o alanı seçtim. Doğru alanı. Yani burada şunu diyor bize VBA. Select yapacaksan istediğin dosya ve istediğin sayfa aktif olmalı. Şimdi bu Select'in inceliğiydi. Şimdi Select'in kullanımına geçelim. Kullanımı bu şekilde seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde de seçebilirsiniz bu arada. Şunlar dursun. Şimdi ben dosyayı ve sayfayı aktif hale getirdim ya. Artık şey yapabilirim. Direkt mesela neyi seçeyim? A16'yı seçeyim. Range A16'yı hadi seçelim. Aktif ettik, aktif ettik. Seç. Şurası seçili olsun. Hani görmeniz açısından diyorum. Bakın şurayı seçecek şimdi. Seçtik. Bunun birkaç yöntemi daha var. Bir yöntemi de şu. Mesela başka bir yeri seçelim tekrardan. Köşeli parantez demiştik ya. Benim klavyemde ben köşeli parantezi arıyorum. Köşeli parantez içine A16 yazıp onu da seçebiliriz. Bakın tekrar seçti. Bu VB'de evaluate karakteri. Yani evaluate demek siz bir şey yazdığınız zaman o içindeki şeyi otomatik olarak hesaplayıp size getiriyor. Siz bunu yazdınız ya içine A16'yı. Bu dedi ki ben bunu hesapladım dedi. Default olarak zaten range objesiyle aynı. Range objesinde A16 olduğunu söyledi. Şu yukarıdakiyle aynı olduğunu söyledi. Ve git onu seç dedi. Şimdi bir opsiyonumuz daha var. O da şu ben A16 objesini yani hücresine bir isim vereyim. Ne diyeyim? Son satır diyeyim. Son satır derseniz range son satırı da seç diyelim. Mesela şurayı seçelim. Benim için gidecek şimdi şurayı seçecek. Range son satırı seç diyelim. Hop gitti onu seçti. Yani benim 3 tane opsiyonum var. Ya range objesiyle seçerim. Ya evaluate
karakteriyle seçerim ya da ona gider bir isim verir, onu seçerim. Şimdi arkadaşlar, bu seçmenin mantığını anlatırken bir şeyler daha bir anlatacağım size. Şurada fark ettiyseniz tek hücre seçtim. Peki ben birden çok hücreyi nasıl seçeceğim? Şimdi VBA'de birden çok hücre şu şekilde seçiliyor. Range diyelim. Ben A3'ten D9'a kadar olan bütün hücreleri devamlı şekilde, bakın arada hiç boşluk bırakmadan seçmek istiyorum. Nasıl diyeceğim? A3'ten devamlı şekilde devam etme karakteri 2 nokta AD 9'a kadar olanını seç. Şu son satırımızı seç. Bir şey yapalım ya. Tek tek adım adım ilerletelim bakalım. A16'yı seçtirdi. Tekrar A16'yı seçtirdi. Tekrar A16'yı seçtirdi. A3'ten D9'a kadar olanı seçti. Birden çok hücreyi bu şekilde seçebiliriz. İkinci opsiyonumuz şu. Ben şimdi size ilk derslerde şunu göstermiştim. Hatırlıyor musunuz? Range objesi içinde iki tane hücre ister. Bir başlangıç, bir bitiş. Başlangıç hücresi bu seçtiğimiz alanın, bu çok önemli bir bilgi. Bunu ileride çok kullanacağız. Şu birinci kısım seçtiğimiz alanın en sol ve üst hücresidir. Yani sol üst. Sol üstte ben ne yazacağım? Bakın cell diyor ya. Biz oraya cells objesini kullanabiliriz. Üçüncü satır, birinci sütun. Şuradan başlayalım. Üçüncü satır, birinci sütundan cells. D9 kaça denk geliyor? Dokuzuncu satır. D'de dördüncü sütun, dördüncü sütunu. Şimdi bir de range kapatıyorum. Select diyorum. Şunları sileyim artık. A16'yı seçtirdi ve bizim alanımızı seçtirdi. Bunu bakın ben 12 yapayım. 12. satıra kadar. 12. satıra kadar olanı seçecek. Peki. Bir de şu şekilde bir şey var. Bu da ilginç bir şey. Bunu da göstermek istiyorum size. A1'den C1'e kadar. Yani siz buradaki şeyleri cells kullanmadan sadece hücrelerin adreslerini vererek de seçtirebilirsiniz. Burada tabii iki tane adres verdiğimiz için bu adresi şunu mesela bir yapmayayım da 7 yapayım daha iyi anlayacaksınız. Diyor ki A1'den C7'ye kadar olanı seç diyor. Şöyle başka bir şey seçeyim. Gösterme amaçlı yapıyorum bir daha. Seçmiş oluyor. Bu da devamlı şekilde hücre seçmek için yapılan bir şey. Arkadaşlar seçme işlemi bu. Seçme işlemini kullanmanızı bir daha söylüyorum. Tavsiye etmiyorum ama kullanacak olursanız da incelikleri bu şekilde. Mesela bir şey de gösterebilirim. Bu arada hani illaki bu şekilde kullanacak isteyen arkadaşlar olursa doğru şekilde yazımı şu şekildedir arkadaşlar. Yani aslında siz bir alanı seçmek istiyorsanız o alanın bağlı olduğu dosyayı ve sayfayı da belirtmenizde fayda var. Ama bu şekilde sürekli yazacak değilsiniz. Çok zor. Bunu ilerleyen dönemlerde değişkenleri anlatırken dosyaları ve sayfaları bir değişkene atama kısmına geldiğimizde anlatacağız. Zaten işler çok çok kolay olmuş olacak. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.